Merhaba değerli arkadaşlar. Hükümet son bir ayda 130 binden fazla istihdam açıkladı. Şimdi atamalar artmaya başladı. Her sektör, branş ve bakanlığın atamaları yapılmaya başlandı. Seçim öncesinde bu atamaların olacağını sizlere söylemiştik. Adalet Bakanı 18.305 personel alımı yapacaktı arkadaşlar. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 45 bin öğretmen ataması yapacağını söyledi. Milli Savunma Bakanlığı 30 bin 62 personel alımı yapacağını açıklamıştı. Bunların duyuruları gelmişti. Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı yapacağı duyurusu gelmişti. Şimdi şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Aşçılık, aşçı yardımcılığı, fizyoterapist, şoförlük, büro memurluğu gibi atama bekleyen arkadaşlarımız var. Seçim öncesinde bu atamaların yapılacağı söyleniyor arkadaşlar. Kulislerde konuşulan bu atamalara da sıranın geleceği yönünde ama zamanı konusunda arkadaşlar herhangi bir bilgi edinmiş değiliz. Dediğimiz gibi 14 Mayıs'ta seçim var. Seçimin öncesinde bu atamaların yapılacağı söylenmekte. Yani tüm kozlarını oynayacaktır AK Parti hükümeti. Çünkü seçim önemli bir seçim. Alım olması için her türlü kozunu oynayacağı söyleniyor. Atama ise atama. Arkadaşlar yeni kadrolarsa kadrolar, hatta şöyle bir duyum bile var. Sözleşmeli personellerin, taşeronda çalışan personellerin kadroya alınacağıyla ilgili yine gelişmeler oldukça açıklayacağız. Arkadaşlar şu anda bekleyeceğiz. Yapabileceğimiz bir şey yok. Gelişmeler oldukça buradan en kısa zamanda sizleri bilgilendireceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.